Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Haziran 1772'de Londra'daki Neale James Fordians ve Dovin bankaları Doğu Hindistan şirketinde yaklaşık 300 bin euro, yaklaşık 48.8 milyon euro veya bugünün parasıyla 64 milyon dolar değerinde spekülatif hisse senedi kaybının ardından çöktü. Ancak Liberty Street Economics krizin en ciddi şekilde Avrupa İnovasyon Konseyi'ni etkilediğini ve şirketin büyük bir nakit sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Boston Çay Partisi Müzesi'ne göre Avrupa İnovasyon Konseyi'nin çökmesi önlemek için 1773'te İngiliz hükümeti şirkete Kuzey Amerika çay satışlarında tekel hakkı veren çay yasasını çıkardı. 16 Aralık 1773'te Amerikan vatanseverleri Boston Çay Partisi olarak bilinen bir protestoda 342 sandık çayı denize attılar. Liberty Street Economics'e göre 1700'lerin sonlarından beri kredi riskini anlamak için çok şey yapıldı. Artık tarihin tekerür etmesini engellemeye yardımcı olan hizmetlerimiz var. Kredi derecelendirme kuruluşları günümüzde hem kurumlara hem de bireylere bu hizmetleri sağlıyor diyor. Orijinal adı ile Büyük Buhran 1873'te Viyana Menkul Kıymetler Borsası'nın çöküşüyle başladı. İngiltere'deki panik neredeyse 20 yıl süren bir ekonomik durgunluk dönemiyle sonuçlandı. Bu süreç en az 23 yıl sürdüğü için artık uzun buhran olarak biliniyor. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gümüşün parasallaştırılmasının yanı sıra artan spekülatif yatırım felaketin sık sık belirtilen nedenlerinden bazıları. Michel Beyvut Büyük Buhran'dan Büyük Savaş adlı makalesinde şunları yazdı. Viyana'daki borsa önce Avusturya'daki sonra da Almanya'daki banka iflasları izledi. Ayrıca Beyrut dökme demir fiyatlarının yaklaşık %27 oranında düşmesiyle birlikte fiyat artışlarının ve kar oranının azalmasının Alman endüstrisi üzerinde zincirleme bir etki oluşturduğunu iddia ediyor. ABD'de J. Cook ve Joe gibi bankaların tahvil satarak özellikle de demir yolu tahvillerini finansman sağladılar. İnşaat maliyetleri artarken J. Cook, Joe ve diğer bankacılık kurumu çöktü. Sonuç olarak 20 Eylül'de New York Menkul kıymetler borsası ilk kez ticareti durdurmak zorunda kaldı. İngiltere'de ihracat %25 düşerken işsizlik neredeyse iki katına çıktı. Ekonomik İşler Enstitüsü Başkanı Stephen Davis'e göre, 1873 krizinin temel nedenlerinden biri ticaret ve endüstriyel üretkenlikteki hızlı artıştır. Bu durum birçok yeni ürün yarattı ama aynı zamanda eski endüstriler küçüldükçe çok büyük düzenlemelere yol açtı. Ayrıca dünya ekonomisinin odağında Almanya ve ABD gibi dünyanın yeni gelişen bölgelerine doğru bir kayma oldu. Davis 2012'de sorunlara baktığında 1873 çöküşünden çıkarılması gereken dersin şu olduğunu belirtiyor. Altta yatan sorun talepteki basit bir düşüşten ziyade uzun vadeli bir ekonomi yeniden düzenlenmelidir. Hühan Akademi'ye göre 24 Ekim 1929'da ABD borsası 18 aylık spekülatif satın almanın ardından çöktü. Zayıf bankacılık sistemi endüstriyel aşırı üretim ve tarım faaliyetlerindeki çöküşle birleştiğinde büyük buhran olarak anılan bir finansal krizi tetikledi. Federal Rezerv Yönetimi Kurulu üyesi Ben Bemeyka göre büyük buhran Amerikan tarihinin en kötü felaketlerinden biriydi. ABD ekonomisi 5 yıl içinde %50 küçüldü ve yaklaşık 15 milyon insan işsiz kaldı. The Balance'e göre 1933'te 4 banka basmıştı. Büyük buhranın küresel ekonomi üzerindeki etkisi büyük oldu. İngiltere'de ihracatın değeri yarıya indi ve işsizlik iki katına çıkarak %20'ye ulaştı. The British Library'e göre İngiliz ekonomisi ancak 1931'de sterlin 1931'de %25 oranında devuleye edildikten sonra toparlanmaya başlandı. Almanya'da büyük buhran genellikle nazilerin yükselişine yardımcı olan bir faktör olarak kabul edildi. Ancak 2017 tarihli bir makalede, Şansölye Henrik Brüning'in tarafından dayı kemer sıkma önlemlerinin önemi de belirtildi. Birçok ülkede bunalım faşizmin yükselişiyle bağlantılıydı. ABD'de Franklin Roosevelt ülke ekonomisini kurtarmak amacıyla New Deal ekonomi politikaları serisini başlattı. 1933'ten 1939'a kadar 3 dalga halinde başlatılan işsizler için iş yaratmaya, çiftçilik ve tarım yardımı sağlamaya, sosyal güvenlik ve işçi haklarını artırmaya odaklandılar. The Balance'e göre tarihçiler programı güvenlik ağları ve sübvansiyonlu kapitalist kapitalizm olarak tanımladılar ve getirdiği birçok şey bugün hala önemini koruyor. The Guardian'a göre 1960'ların sonlarında enflasyon başta ABD ve İngiltere'de olmakla birlikte dünya genelinde yükseliyordu. İsrail ve Arap devletlerinden oluşan bir koalisyon arasındaki Yom Kippur savaşıyla kriz başladı. Çatışma petrolde keskin bir yükselişi tetikledi. Ayrıca petrol krizinin küresel ekonomideki rüzgarı savurduğu ve bir borsa çöküşünün tetiklenmesine sebep olduğu bildirildi. Deloitte göre Birleşik Krallık'ta enflasyon %20'nin üzerine çıktı ve sonunda %24'e ulaştı. Ekonomik Selp'e göre bu sadece petrol krizinden değil aynı zamanda artan ücretlerden 1972 bütçesinden ve tüketici harcamalarındaki daha fazla büyümeden kaynaklanıyordu. 6 Kasım 1972'de İngiliz hükümeti enflasyonu düşürmek için ücretlerle bir üst sınır koymaya çalıştı ancak BBC'ye göre bu, kömür madencilerinin grevine yol açtı. Blackout Report'a göre bu grev yakıt sıkıntısıyla sonuçlandı ve 1974'te Başbakan Edward Heath, ülkenin elektrik arzının karneye bağlı olduğu 3 günlük bir süreci uygulamak zorunda kaldı. 1975 yazında İngiltere'de yaşam maliyeti %26'ya yükselmişti. Bu lan McLeod tarafından icat edilen bir deyim olan ve stagflasyon olarak bilinen ülkenin hem işsizlik hem de enflasyon yükselişini aynı anda yaşadığı ilk olaydı. Ocak 2022'de The Times Money Mentor, stagflasyonun bir kez daha İngiltere'ye dönme riskinin olduğunu ve Aralık 2021'de enflasyonun %5,4'e yükselebildiğini öne süren bir makale yayımladı. Ayrıca bu öngörülerin yapıldığı sırada mevcut gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranı sadece %1'di. The Balance'e göre 2008'deki mali çöküş ve küresel durgunluk, 1929'daki büyük buhrandan bu yana en kötü ekonomik felaket oldu. Investopedia'ya göre çöküş öncelikle ABD konut piyasasının çöküşüyle tetiklendi. İngiltere'de ABD yüksek faizli ipotek piyasasındaki sorunları ilk hisseden Northam Rock oldu. İhraçları kamuya açıkladığında İngiltere Bankası'na göre bankadan para çekme yarışı tetiklendi. 15 Eylül 2008'de ABD'de Lehman Brothers çöktü ve küresel bir finansal çöküş çöküşü tetikledi. The Guardian'a göre İngiltere'de resasyon resmen 23 Ocak 2009'da Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2008'in son iki çeyreğinde ekonominin küçüldüğünü bildirmesiyle başladı. Yine bu kuruma göre durgunluğun bir sonucu olarak İngiliz ekonomisinin toparlanması 5 yıl sürdü ve 2011'in sonunda yaklaşık 2,7 milyon kişi işsiz kaldı. Lois Federal Rezerv Bankası 2011 yılında finansal krizden alınan dersler konulu bir konferans verdi. Bunda diğer noktaların yanı sıra borç ların yüksek olması, borçluların borcunu geri ödeyememe konusundaki belirsizliği ve konut fiyatlarının sürekli artacağı beklentisi yanlış yönlendirilen bir rahatlık dönemi yarattı dedi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.